Selamünaleyküm. Allah gecenizi, gündüzünüzü, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Cenab-ı Hak hayatınızı Kur'an ve sünnet noktasında geçirmeyi nasip eylesin inşallah. Ben işitme engelliyim. Sema ilk nereden çıktı? Nasıl başladı? Ne anlama geliyor? Bizim gibi işitme engelli olanlar dinlerini nasıl yaşarlar? Nasıl devam ettirirler? Bizler ne yapmalıyız? Adımızı bile yazamıyoruz düzgün bir şekilde demiş kardeş. Burada mı kendisi? Kim onlara tercümanlık yapacak? Tercümanlık yapacak olan kim? Yani anlattıklarımızı öyle mi? Anlayamadım tam. Sen işaret diliyle onlara anlatabiliyor musun? Ne kadar anlatıyorsun? Tam anlatabiliyor musun? Ben de işitme engelliyim hocam da. Uzaktan dinliyorum yani. Biraz sıkıntım var yani kulaklığa ilgiden. Anladım. Hocam, yani İşaret diliyle anlatabildiğin yere kadar anlatacaksın, öyle mi? O zaman şuraya yakın gel. Ya da şurada ortada dur, ayakta dur. Sen onlara işaret diliyle anlat. Yok yok yok, sen ortada dur, onlar değil. Onlar otursunlar. Şu an orada sen, onlar otursunlar. Çağır onu. Yok yok, aynı yerde orada otursun onlar. Ha, orada otursun. Otur sen oraya. Tamam. Tamam, sen şimdi ayakta kal. Sen onlara tarif et, anlat şimdi. Ha. Onlar seni görsünler. O yüzden seni ayağa kaldırıyorum. Seni görsünler, o yüzden seni ayağa kaldırıyor. Allah kadiri mutlaktır. Bu noktada normalde eğer doğuştan bir kimse özürlü ise, yani görmemek gibi, duymamak gibi, Cenab-ı Hak onlar için hafifletici sebepler uygular. Bir kimse bu noktada, mesela şimdi işaret diliyle konuşan bir arkadaş var ama böyle bir işaret diliyle konuşamamış olsa bir kimse, o anlayabildiği yere kadar, duyabildiği yere kadar, yapabildiği yere kadar sorumlu olur. Aslında bu noktada devlet, İslami bir devlet veya sosyal bir devlet, bu tip engelliler üzerinde özel projeler üretip onları normalde hem dinlerini öğrenmesinde hem de topluma kazandırılmasında hem aynı zamanda da günlük hayatlarını yaşayabilecek şekilde ortamı veya hayat standardını düzeltip yükseltmesi gerekir. Bu noktada tabii bu veçeden bakılırsa ülkemiz gün geçtikçe bu meselede daha ileriye gidiyor ama daha iyisini, daha güzelini, daha tatlısını, daha mükemmelini arayıp bulmakla mükellefiz devlet olarak. Bu noktada şimdi kardeşler bize demişler ki sema ilk ne zaman çıktı? Semanın çıkış tarihi belli değil. Bu mitolojik milattan önceden itibaren insanların birisine olan sevgisini göstermenin dili olmuş. Bu noktada bir kimse sevgisini bir şeylerle ifade etmek isterse ilahi noktada sema ile göstermiş. O yüzden sema Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile başlayan bir ritüel değil. Kesin tarihçesi bilinmiyor, ne zaman başladığı bilinmiyor. O yüzden bunun üzerinde kesin bir tarih vermek mümkün değil. Bu kardeşler de kendilerince kendi dinlerini öğrenmede
mümkün olduğunca bütün argümanları kullanaraktan dinlerini öğrenip o şekilde yaşamaya gayret edecekler. Tamam. Sen sohbetin geri kalan kısmını da onlara mümkün olduğunca tercüme etmeye devam et. Kefir içmek caiz midir demiş. Bu kefir at sütünden olan şey mi? Yoksa normal sütün mayalanmasıyla elde edilen şey mi? Normalde eğer normal sütün mayalanmasıyla elde edilen bir şeyse bunda bir sıkıntı yok. Ondan sonra bu noktada bütün yiyeceklerin ve içeceklerin kendiliğinden içerisinde bir mayalanma oluşur. O mayalanmadan dolayı bir problem olmaz. Ama ve lakin eğer gerçekten mesela arpa suyunun mayalanıp da alkol olması gibi böyle alkol oluyorsa o zaman caiz olmaz. Ama kefir hiç içmedim. Bu konuda da eski fıkıh kitaplarında bir kaide görmedim ve okumadım. Ticarette salyangoz toplamak haram mıdır? Ticaretteki içerik değildir. Normalde salyangoz yemek Hanefilere göre caiz değildir. Hanefiler salyangoz yemezler. Normalde ama salyangoz el cevap yenilmesine fetva verenler olabilir mi? El cevap olabilir. Ama Hanefiler salyangoz yemezler. Normalde yiyen kimseye satılır mı bu? El cevap satılır. Ovadan bayırdan salyangoz toplamak. Bu noktada bir sıkıntı yok toplamak. Fabrikalardan dış ülkelerdeki insanlara satılması ve tüketilmesi sıkıntı yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki münafıklar ile aramızda iki açık fark vardır. Onlar sabah ve yatsı namazlarına gelmezler. Onları yerine getirmezler. Hadis-i şerifte münafıklık alametinin namazı terk etmek mi yoksa cemaati terk etmek mi olduğu belirtiliyor. Bundan anlayacağımız şey namazı terk etmek. Eğer bir kimse sabah namazını ve yatsı namazını terk ederse, hiç kılmazsa ama normalde bunları terk ettiği halde öğleyi ve ikindiyi namaz kılıyorlar diye görünsün diye böyle bir şey yapıyorsa bu münafıklık alameti. Bu biraz da böyle münafıklık alametleri Kur'an ve sünnet dairesinde anlatılmış geniş bir mesele. Yani Bakara'da ondan sonra işte Nisa suresinde değişik Kur'an ayetlerinde münafıklık alametleri ve münafıklık hep anlatılmış. Bu noktada aynı şekilde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de münafıklığı anlatmış ve münafıklık alametlerini anlatmış. Şimdi o günün münafıklığını bugünün münafıklığıyla aynı noktada görmek, aynı kategoriye koymak. Mesela herhangi bu noktada bir şeyi böyle ya işte orada böyleydi deyip ondan sonra bu da öyledir demek. Normalde her ne kadar zahiri noktada doğruysa da fakat bugünün münafıklık meseleleri farklıdır. Bugünün münafıklıkları bunların normalde örnekleri Kur'an'da ve sünnette anlatılır. Ama bu meseleye bakarken biraz daha geniş perspektiften bakmamız lazım. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında münafıklar işte sanki Hazreti Peygamber'den yanaymış gibi Müslümanlardan yanaymış gibi davranıyorlardı. Ve kendilerini Hazreti Peygamber'den yanaymış Müslümanlardan yanaymış gibi gösterme zorunluluğu hissediyorlardı kendilerinde. Devlet, hukuk, siyaset, ticaret, askeriye komple Müslümanların elindeydi. Burayı dikkat edin. Devlet başkanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ticaret hukukunun, aile hukukunun, nikahtı boşanmaydı gibi birbirleriyle
problemlerin hukukunun kanun koyucu hükmünde ve uygulayıcısı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani din. Din bütün her şeye hakim ve bütün her şeyi kontrol altında tutuyor. Her şeyi. Öyle bir noktada münafıklar kendilerini İslam'mış gibi göstermek zorundalar. İslam'mış gibi gösteriyorlar. Şimdi tersine çevrili. Şimdi İslam hukuku İslami değil, aile hukuku İslami değil, ticari hukuk İslami değil, sokak İslami değil, devlet İslami değil. Ondan sonra devletin bağlı bulunduğu anayasa ve bütün kanunlar İslami değil. Bütün kurum, kuruluşlar İslami değil. Bu şartlar içerisinde bir kimsenin münafıklık yapması çok zor, gereksiz. Sebep, ona niçin İslam olmadın diye bir baskı da yok. Hemen hemen şu anda insanlar iki kutuplu. İki kutup ne? Bir kutup var. İnanmayanlar ve kafirler. Bir kutup var. İnananlar. Bu benim kendi şahsi kanaatim. Bir kimsenin şimdi münafıklık yapmasına gerek yok ki. İhtiyaç duymaz adam. Ona sen neden namaz kılmıyorsun diyen yok, sen neden oruç tutmuyorsun diyen yok, sen neden hacca gitmiyorsun diyen yok, sen neden zekat vermiyorsun diyen yok, sen hadi cihata denecek bir nokta yok. Yok. Hiçbir baskı yok ki. Dini olarak hiçbir baskı yok. İslam hukuku yok, İslam'ın adaleti yok, hiçbir şey yok. Daha Müslüman iman ettim diyenler ağzını açayım derken daha bütün herkes onun ağzını tıkamak için koşturuyor. Tıkıyorlardı zaten. Burada münafıklığın oluşabilmesi için dinin ve dindarların hakim olması lazım. Ancak menfaatçiler vardır. Çıkarcı insanlar vardır. Bunlar da neyin etrafındadır? Bunlar da menfaat ve çıkar üreten, menfaat ve çıkarı olan yerlerde, kurumlarda, kuruluşlarda ürer bu tip insanlar. Nereden olur? Siyasetçilerde olur. Bir siyasetin, bir siyasetçinin etrafında münafıklar oluşur. Oradan bir ihale kapayım, oradan bir masa kapayım, bir kasa kapayım, oradan bir iş kapayım, aman beni belediyeye alsın, aman beni memur etsin, amir etsin, aman bir ihale versin bana deyip etrafında yalaklar, salaklar dolaşabilir. Ama biz buna münafık diyemeyiz. Çıkarcı insanlardır bunlar. Çıkarcı. Menfaatçi insanlardır bunlar. Ben siyasetçilerin etrafında bu tip çıkarcıların ve menfaatçilerin olacağını düşünürüm. Bir, ikincisi cemaat ve tarikat oluşumlarının içerisinde menfaatçi ve çıkarcı insanlar vardır. Bunlar da nedir? O cemaatin veya o tarikatın işlettiği işletmeler vardır. Bizde olmadığından biz bu konuda da rahatız. Bizim cemaat olarak, tarikat olarak, içinde bulunduğumuz yol olarak işlettiğimiz herhangi bir işletme yok. Bizde market yok, hastane yok, postane yok, okul yok, kurs yok, hiçbir şey yok. Varsa da var olanlar ücretsiz. Bizde SEMA kursu var, ücretsiz. Ney kursu var? Ücretsiz. Bendir kursu var, ücretsiz. Burada bazen erkeklere ve bayanlara işte mümkün olduğunda dershane gibi işte derslerine kurslar açılıyor. Ücretsiz. Bizde her şey ücretsiz. Eğer dergah bir şeye hizmet ediyorsa ücretsiz.
Geliyorlar bana mesela bazen, işte şöyle bir kurs açacağız, ücretsiz ver, açacaksanız buyurun açın diyorum. Pılısını pırtısını toplayıp gidiyor herkes. Biz o yüzden ben kendimi Cenab-ı Hakk'ın lütfuna mazhar olmuş olarak görüyorum. Bir cemaatin, bir tarikatın içerisinde şirketler varsa, çünkü var, tarikatlarda da var. Turizm şirketi var, hacca ömreye götürüyor, otel açıyorlar cemaat adına. Market açıyorlar, benzinlik açıyorlar. Tabii bu paralar nereden geliyor, buna da bakmak lazım. Yani ehli tarikatın bu tip işlerle paranın şirketin içerisine girmesi, bu çok hoş değil. Osmanlı'da vakfiyeler vardı. Bir dergahın vakfiyesi vardı. Dergahın vakfiyesinin başında vakıflar müdürlüğünün, o günkü efkaf başkanlığının tayin ettiği bir vakıfların mallarını idare eden bir kimse vardı. Bazı şeyh efendiler de o vakıflardan maaş alırdı. Vakıftan maaş alır. Bu sefer dergahlar, tekkeler çatırdadı. Buradan vazifelerini yerine tam anlamıyla getiremez oldular. İşin içerisine para girdi. Para girince o vakfiyenin başındaki memur, amir neyse, o şeyhin üzerinde kendince parayla otorite kurmaya çalıştı. Şeyhle vakıfların o adamı atıştığı zamanlar oldu. Bu sefer şeyhin parasını kesti vakıfların memuru. Bu sefer arada bir daha atışma çıktı. Bir sürü şeyler oldu Osmanlı'da. Oldu bunlar. Oldu. Tarikatlaşınca oldu bunlar. Ben o yüzden sufiliği derim ki tarikatlaştığı anda battığı andır. Batar sufilik. Tarikat hayatına devam ettirir. Sufilik batar. Neden? İşin içerisine işletme girdi. Şimdi bir şeyh efendi vefat ediyor. 4-5 tane işletme var. Kim geçecek başına? Şeyh efendinin oğlu geçiyor. Şirketlerdeki bütün hissedarlar şeyhe ait. Vefat etti, öldü. Kime geçti hisseler? Oğluna geçti. O şeyh şirketleri kendi parasından mı kurdu? Değil. Nereden kurdu? Cemaatin parasıyla kurdu. Bunları da açık açık konuşan herhalde bir ben varım. Ondan sonra bana bir sürü mail döşeniyorlar. Herkesi kendisi gibi görüyorlar. Ne zaman işin içerisine şirketler girer, ticarethaneler girer, orada çıkarcılar ve menfaatçiler doluşur. Adam dergahın veya cemaatin şirketinde çalışmak için salla başını, al maaşın olur. Adam diyor ki Kur'an kursu açtık. İyi kardeş. Kaç para aylık? Şu kadar para. Bu Kur'an kursunu kim yaptırdı? Müslümanlar yaptırdı. Hangi cemaattan, hangi tarikattan olursa olsun. Kardeş, burada çalışanların bir tek öğretmen maaşlarını veriyorsan al. Buranın giderlerini yapıyorsan al. Al bunu öğrencilerden veya öğrenci velilerinden. Ama buradan kar ediyorsan vallahi de billahi de hainlik yapıyorsun sen. Sen hainlik yapıyorsun. İşte menfaat ve çıkar buradan giriyor. Bunların içerisinde menfaat ve çıkarlarını düşünen insanlar var mıdır? El cevap vardır. Ama ben onlara münafık diyemem. Ben diyemem. Bunlar yolun münafığı olabilir. Ben onları yol münafığı diyorum. Bu ne demek? Yolun adaf ve erkanının çizgisinden dışarı çıkmak. Kafana göre iş yapmak. Heva hevesine göre iş yapmak. Heva hevese. O yol münafığı. Bu ayrı. Allah bizi affetsin. Ama bu noktada dini imanı olarak, akidevi olarak bir kimseye münafık demem, birilerine münafık demem benim işim değil.
Zaten bunun münafıklık bu noktada tarif edilir. Birine münafık diyemezsiniz. Küfür tarif edebilir. Birine sen kafirsin diyemezsin. Bunlar tehlikeli sözler. Sonra münafıklığı anlatacağımıza biz bugünkü zamanda imanı anlatalım. Biz doğrunun nasıl olması gerektiğini anlatalım. Biz bir kimsenin bir noktada hakikatinin nasıl olması gerektiğini anlatalım. Doğru olan bunu olduğunu düşünüyorum. Allah bizi onlardan eylesin. Sizden el almak isteriz. Bunun usulünü, adabını sohbette bahsederseniz memnun kalırız. Biz gücümüz yettiğince Sufilin ilk çıkış noktasındaki ilk yıllardaki hal ve hareketleri uygulamaya çalışıyoruz bugün için. Sufilik kendine has, kendine özel bir yoldur. Herkes bu yolda olacak diye bir kaide yoktur. Bu yola girecek diye de bir kaide yoktur. Bu bir kimsenin severek, muhabbet besleyerek yürüyeceği bir yoldur. Böyle İnsanlara zorunlu kılmak, insanları mecbur tutmak, bu noktada etrafındaki kimseleri bu noktada göz açtırmamak, ne bileyim kendince, kendi dairende bu tip böyle zorunluluklar koyulacak bir yol değildir. Herkes kendince, kendi dairesinde kendi hayaline koşar. Benim arzu ettiğim, benim kafamda, hayalimde tasarladığım, kendim için bu noktada Kur'an ve sünnet dairesinde kendime yol olarak gördüğüm, Kur'an ve sünnet dairesinde Allah'ı sevme, Resulünü sevme, insanları sevme bu dairede ve bu sevgiyle insanın nefisle mücadele ederekten manevi kemale ermesidir yol. Bu, ben sufiliği özel bir yol olarak gördüğümden, buna özel ruhlar aleminden seçilmiş, ayrıştırılmış, ayrılmış insanlar olarak görürüm. Ve bu ne kadardır insanın bu nasibi, nereye kadardır? Bunu da insanın biliyorum böyledir demesi de zordur. Bunun kendi içerisinde, kendince, Kur'an ve sünnet dairesinde ilk sufilerin, ilk yolda gidenlerin yolu olarak kendime hayal ettiğim şey, o kimsenin rüyasında görerekten yürümesidir. Bir kimse bir üstada bağlanacaksa, bu kim olursa olsun, o kimse zahiri olarak o üstadın Kur'an'a, sünnete, imamların içtihadına bağlı olup olmadığına bakmalı. Manevi olarak da o kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle beraber görülmeli, Hazreti Pirlerle beraber görülmeli, o kimse rüya, sahih rüyalarda görülmeli. Bu da bu işin manevi delilidir. O kimsenin dervişlerinin içerisinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görenler olmalı. Dervişlerin içerisinde Hazreti Cebrail aleyhisselamı gören, Hazreti Cebrail aleyhisselamla görüşen, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle görüşen, sahabelerle, Adem aleyhisselamla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri arasında geçmiş olan, geçmiş peygamberlerle konuşan, görüşen dervişler olmalı. O yolun
zahiri ve manevi olarak hüccetli ve delilli olduğunu gösterir işaretler olmalı. Bu kimin, hangi şey efendinin, hangi tarikatın yolu olursa olsun ölçü bu olmalı. Ve bu ölçüyü bulan insanlar, bu ölçüyü gören insanlar rüyalarına tabi olur. Salih rüyalar mübeşşirat kapısıdır. Hadis-i şerif, bu insanlar rüyalarına tabi olup veyahut da gerçekten zahirine bakarak da mutmain olarak da o yola intisap etmeli ve o yolda üstad olarak gördüğü kimsenin sözünden Kur'an ve sünnet dairesinde hiç çıkmadan o eksende, o çizgide yol yürümeli. Hiç çıkmadan diyorum. Bu özel mahrem bir yoldur. Bu yol, bu noktada ince davranma, ince düşünme, ince konuşma, ince hareket etmeyi ister. Haramlardan uzak durma, nafilelerle Allah'a yaklaşma, Allah'ı sevme yoludur. Öyle bir dergaha, tarikata girdin, bir şeyhe bağlandın. İşte yine haramlara eskisi gibi devam ediyorsun. Bu yol değildir. Bu yolcu da değildir. Bu bir kimse hakiki manada tövbe etmeyi, hakiki manada intisap etmeyi, hakiki manada tuttuğu eli ebediyen bırakmamayı, hakiki manada yolda başına gelecek olan zorlukları, sıkıntıları göğüslemeyi, hakiki manada o yolda yürürken sendelese de, yalpalasa da, yıkılsa da yeniden ayağa kalkaraktan o yolda yürümeyi kendine cehd edip, gayret edip bu noktada böyle niyet etmeli. Bunun, o zaman o kimseye bunun faydası olacaktır. O zaman o kimse bu noktada faydalanacaktır. Bu tip meseleler böyle hafife alınacak şeyler değildir. Ne yazık ki gün geçtikçe bir taraftan ümit var oluyoruz, bir taraftan da ne yazık ki ümidimizi yitiriyoruz. Ümit var oluyoruz. Bu meseleler şimdi açık, rahat bir şekilde konuşuluyor, anlatılıyor. Ümit var oluyoruz. Böyle bir mekanda, böyle bir yerde, bu noktada özgür ve hür bir şekilde bu tip meseleleri anlatabiliyoruz. 86-87'de benim dervişliğimin ilk yıllarında millet telefonda dahi konuşamazdı bunları. Konuşamazdı. Bu bir taraftan iyiydi. İyi olmasının sebebi şuydu. Çok affedersiniz, yepildek yoktu hiç. Yepildek bir ağırlığı olmayan, bir rüzgar estiğinde bir taraflara uçup giden kim şeydir. Bizim orada yepildek derler ona. Bir taraftan iyiydi. O zorluktan, o sıkıntıdan, o mücadeleden, basılmaktan, karakola götürülmekten herkes kendini uzak tutar. Herkes kendini uzak tutar. Buna girmesi için adamın feda olması lazım. Öyleydi. Bu son işte 10 yıla varıncaya kadar öyle söyleyeyim yine böyleydi. 11-12 yıla varıncaya kadar böyleydi. Şimdi kim yıkılır, kim yıkılmaz, kim zorluğu görünce ne olur bilemiyoruz şu anda. Herkes şimdi hastalıkta, sıkıntıydı, eşiydi, aşıydı, işiydi. Bunları kendince imtihan görüyor. Bunlardan yıkılıyor, gülüyoruz biz bunlara.
İşin doğrusu bu. Şimdi benim için hayatın dönüm noktası 28 Şubat. Yani 28 Şubat'ta beraber olduğumuz kardeşleri ben Bedir gibi görüyorum. Herkesin bir Bedir'i vardır ya. 28 Şubat'ta benim Bedir'im. Polis tuttuğu yerde götürüyordu bizi. Beni tuttuğu yerde götürüyordu. Bildiğiniz trafik çevirmesine giriyordu. Eğer bakıyorsa makineden oradan, makineden gördüğü anda polisin şeyine kalmışım, insafına. Telefon açıyordu hemen. Siyasi şube büro amirliğine veya siyasi şubeye sordum sonra onu. Dedim nereye arıyorsunuz? Siyasi şubeyi arıyoruz dediler. Arıyorlardı. Oradaki siyasi şube müdürünün insafına kaldın sen. Alın getirin diyorlardı. Biz güldür 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 trafik çevirmesinden gidiyorduk karakola, emniyete. Bekliyorsun. Siyasi şube müdürü ne zaman gelecek? Oradaki amir ne zaman gelecek? Bekliyorsun, bekliyorsun. 3 saat, 5 saat, 8 saat, 10 saat, 12 saat. Ne tutuklayıp içeri atıyorlar, gözaltına alıyorlar, ne bırakıyorlar. Orada bankın üstünde bekliyorsun sen. Bildiğin bank. Soruyorsun neyi bekliyoruz diye. Önce kibar davranıyorlar. Amirimiz gelecek. Hacı abi bekle. Sıkıntı yapma. İyi. Çok kibarlar. Amir bekliyorsun. 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat. Asap bozuluyor. Kardeşim beni burada tutmaya hakkınız yok diyorsun. O da diyor ki Hacı abi seni şimdi memura muhalefetten içeri atarım. At diyorum ben. Balıkesir'de attı. Bir de dedi ki şehrin dışında memura muhalefet yaptığından jandarmaya teslim etti beni. Evet. Aldılar koydular. Balıkesir İl Jandarma İl Jandarma Komutanlığı'na. Oranın en alt katı var. Gidin görün. En alt katı tutuk yeri. Bildiğiniz cezaevi gibi şey var. Ne o? Demir sürgülü şey var. Ne diyorlar? Nezarethane var. Evet. Aynı şey şeyde de var. Ne o? Kaçakçılık var ya şeyde. Acemler. Acemlerin altı da öyle. Ben bana sorun gittiğim yerleri. Acemlerin altı kayıtsız götürüldükleri yer. Acemlerin altında karakol ne o avukat mı avukat girmiyor. Burada buranın da var merkezde. Söyleyeyim artık kolay kolay. Merkezde 3 kat var, 4-5 kat var aşağı doğru. Aşağı doğru. En alt kata indin mi? En alt kata indirdikleri zaman unut her şeyi. Evet. Oranın en alt katı var. Karanlık zaten. O açıyorlardı o zaman için ışıkları duvardaki kanları göresin diye. Oraya zaten ana dönülüyen soyaraktan indiriyorlar. O zamanlar öyle. Üryan soyuldu, soyarak indirdiklerinde en hafifi sana soğuk su tutuyorlar. Tazikli. Böyle duş filan düşünme yani. Tazikli. Yani sen sırtını dönmek zorunda kalıyorsun şeye, duvara. Sırtına senin böyle çok affedersin aşağı doğru apış aranı senin tazikli suyu tutuyor. Bu Türkiye'de oluyor bunlar. Sen kendini koruyamıyorsun o tazikli sudan. Onlar o işin uzmanı. Sen edep yerlerini örçem diye uğraştın da
O senin hususi edep yerlerine sıkıyor suyu. Öyle değil. Bunlar Mossad'cı. Mossad. Bu memleket oradan gelme. Onlar beni dinliyorlar. Ben onlara oradan söyledim. Bu yaptıklarınızı dedim. Ben sohbetlerde hep anlatacağım dedim. Siz de beni dinleyeceksiniz dedim. Ve dedim ben mahşeri bekleyeceğim dedim. Herkesten fazla. Herkesten fazla. Mahşerde dedim, böyle dedim, tutacağım sizin dedim. Boğazınızdan. O günün dedim, kabadayısı ben olacağım dedim. Boğazınızdan tuttuğum zaman dedim, böyle dedim, salkılacağım sizi dedim mahşerde. Ve dedim Allah'ın huzuruna çıkaracağım böyle sizi dedim. Diyeceğim ki dedim, işte bunlar. Oranın bir yüz katı daha var. Orada da demir parmaklıklar var. Onun içerisinde o zaman oturacak ranza yok. Orada su mu yok. Oturacak yer de yok orada. Bir üstü var. Ranzalı oturacak yer var. Tamam. En aşağı indirilirken herkes görüyor seni aşağı indirildiğini. O zamanlar öyle. Şeyde ne o? Acemlerde psikolojik her şey. Acemlerde normalde katıyor seni. Bir saat sonra kal diyor gel ne oldu? Amirimiz geldi seni sorguya çekecek. Çık 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 çıkıyorsun yukarı. Bir bakıyorsun orada bir odanın içinde 25 kişi 30 kişi toplanmışlar. Başlıyorlar. Anan neydi, baban neydi, onu orada ne yaptın, bunun nerede ne yaptın. O böyleydi 28 Şubat. O Bedir. Şimdi 28 Şubatçılarla beraber olan cemaat, tarikat, şeyh, derviş, hoca, müftü adına ne derseniz deyin, siyasetçi. Bunların hiçbirisi de o 28 Şubat'ın zulmünde inleyenlerin ahı onları ne dünyada rahat bırakır, ne mahşerde rahat bırakır, ne mahşerden sonra rahat bırakır. Onlar ebediyen ama, ebediyen. Bu ah, onlara yeter yakmaya ve yıkmaya. Yeter. Şimdi yıkılıyorlar ya, bakıyorum ben böyle, herkes üzülüyor, yıkılıyor diyor. Ben içimden üzülmüyorum, üzülemiyorum. Diyorum ki sizi gidi 28 Şubatçılar sizi. Siz diyorum o zalimlere çanak tuttunuz. O zalimlere yardım ettiniz. O zalimlere destek oldunuz. Onlarla kol kola gezdiniz. Onları alkışladınız. O içeri girenlerin ahı, içeride işkence görenlerin ahı size yeter diyorum içimden. Yeter. Hiç unutmuyorum. Bir gün beni bıraktıklarında aynı günde Kayserili bir hoca efendiydi bıraktılar bunlar. Kayserili o hoca efendiyi Ankara'nın kenar sokağında bırakmışlar. Biz aynı anda bakın. O normalde ben bir alındım. Ben alındığımda onu da almışlar. Onu bir ay tutmuşlar. Nerede tuttularsa. Adam bir daha bir vakfın başkanıydı. Adam Türkiye'yi terk etti. Takip ettim ben onu. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Adam Ankara'nın kenar mahallesinde yarı baygın bir şekilde buluyorlar bunu. Kayseri'den alıyorlar. Ankara'da yarı baygın bir şekilde buluyorlar. Şimdi yol o gün için sıkıntılıydı gitmek. Öyle şimdi konuşuyoruz işte adam ne eşindenmiş, çocuğundanmış fedakarlık edecek, işinden fedakarlık edecek. Kusura bakmayın ama arkadaşlar. Tırıvırı.
kırılır. Şimdi adam evinden rahat yatağından fedakarlık etmiyor. Geç. Yola yolcu lazım. Şimdi böyle bir imtihan yok. Bir taraftan şükür, hamd, sonsuz ve sayısız. Ama bir taraftan da ateş olacak ki cürufu, altının sahtesi gerçeği ayrıl delisin. O gün için bizim içimizden de arkadaşlar ayrılanlar oldu. Şeyh Efendi'ye dediler ki, efendim bizim kimisi dedi ki dükkanımız var, kimisi dedi ki bizim çekimiz var, senedimiz var, tarlamız var, takkamız var, memurluğumuz var. Şeyh Efendi dedi ki, oğlum siz ayrı toplanın dedi. O gündür bugündür onlar da ayrı toplanıyorlar. Hakkı adamın. Yolun adabı bu manada. Gitmek isteyen için o kimse bunları göze alaraktan yola girecek. Bizde makam yok, mevki yok. Burada halife olacağım, şeyh olacağım diye uğraşırsa yok burada. Bunları da söyleyelim. Bizde şirket yok, iş yeri yok, işveren yok, işçi yok. Dışarıda çay dağıtıyorlar, dağıtan arkadaşlar fi sebilillah dağıtıyorlar. Lokma dağıtıyorlar fi sebilillah. He işte öyle bir fi sebilillah, bir işin ucundan tut diyen yok, tutma diyen yok bizde. Yani böyle bir menfaat söz konusuysa, çıkar söz konusuysa hiç gelme buralarda yok. Biz öyle aman herkes gelsin derviş olsun diye bakanlardan da değiliz öyle. Aman herkes toplansın, yığılsın, çok kalabalık olalım. Yok. Biz gücümüzün yettiğince Kur'an ve sünneti anlatmaya gayret ediyoruz herkese. Ama herkes bize derviş olsun diye uğraşmıyoruz. Böyle bir uğraşımız yok. Ama olanları da kovalım, böyle işte reddedelim, dövelim, sövelim, hakaret edelim. Böyle bir şeyimiz de yok. Gelenin hizmetçisiyiz. Bu kadar. Hizmetçi olmak isteyenler gelecekler. Hizmetçilik yapacaklar ümmeti Muhammed'e. Bu noktada bir sıkıntı yok. İnsanlar dünyadaki işlerine göre haşrolunur. Bazıları çalgı çalmakla ve dinlemekle meşgul olmuştur. İbadetleri Kur'an-ı Kerim ve zikir okumayı çalgı ile yapmak da dahildir. Çünkü hiçbir çalgıda Allah-u Teala'nın rızası yoktur İmam-ı Gazali. Doğrudur. Siz asla böyle bir şeye girmeyin, hakkınızdır. Biz zikrullahı ilahilerle yapıyoruz. Kudümle neyle yapıyoruz? Bunu normalde çalgı çalmak olarak nitelendiren bir düşünce İslam'ı bilmiyor, cahil. Cahil. Çalgı, şarkıcılık. Çalgı çalaraktan şarkıcılık yapmak ile zikrullah'ta ilahi söylemeyi aynı kategoride gören zihniyet, yemin ediyorum, İslami olarak cahil bir kimsedir. Bu konuda bir eser okumamıştır. Bu konuda bir hadis okumamıştır. Bu konuda bir risale okumamıştır. Bu konuda araştırma yapanların araştırmalarını okumamıştır. Kıymetli kardeşler, şarkı söylemek, şarkıcılara çalgı çalmak, şeytan ve şeytana hizmet edenlerin işidir. Çünkü şarkı bu noktada heva ve hevesi, fahşiyatı ve fuhşiyatı çağrıştırdığından dört mezhebin dördünde de caiz değildir. Bu sanatı yapmak, bu işi icra etmek, şarkı söylemek,
insanları eğlendirmek için. Bakın, insanları eğlendirmek. Nefsaniyetini, şehvaniyetini, hayvaniyetini ayağa kaldıracak. Şarkıcılık yapmak. Şarkıcılık. Adı ne? Şarkıcı. Ve bu şarkıcıların arkasında çalgıcılık yapmak haramdır. Bunu bu harim, bunu normalde İmam Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Hanbeli bu işleri icra etmenin haram olduğunu ve bu icradan para kazanmanın da Müslüman için haram olduğunu beyan etmişler. Burası anlaşıldı mı? Evet. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin huzurunda iki cariye bu as meselesiyle alakalı sözler söylüyorlar. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki bunlar şarkıcı değildiler. Bu cariyeler şarkıcı değildi. Hazreti Ayşe annemizin böyle bir şerhi var. Bu cariyeler bu asla alakalı meseleyi söylerken bunlar şarkıcı değillerdi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onları men etmedi. Onları dinledi. Hazreti Ebubekir Efendimiz onları men edeceği zaman da Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Hazreti Ebubekir Efendimizi men etmekten men etti. Dikkat edin. Demek ki sahabe ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kahramanlıkla alakalı Allah'ı anlatan, Allah'ı söyleyen, Allah ve Resulünü anlatan şiir, gazel, ilahi adına ne dersek diyelim. Bunları dinledi. Mesela yine bir şair vardı meşhur, daha önce müşriklerin meşhur şairiydi, sonra Müslüman oldu. Mekke'nin fethinde müşriklerle hicveden şiirler okuyordu. Hazreti Ömer Efendimiz onu durdurmaya kalktı. Dur ya Ömer, onun sözleri mızraklar kadar müşriklerin hoşuna gitmez, acı verir dedi. Dur, onun sözleri müşriklere mızraklar kadar acı verir dedi. Dur, sus. Sen ona karışma. Şimdi kıymetli dostlar, zikrullah esnasında ilahi söylemek, sem'a yapmak, güdüm vurmak, zil vurmak İslam tarihinde haram diyen bir ulema çıkmamış. Çıksa dahi onlara hemen şerh yazmışlar. Cüneyd-i Bağdadi'nin dahi sem'a ile alakalı risalesi vardır. Sem'a sadece sema etmek değildir. Allah ve Resulullah için bu yol için güzel sözler terennüm etmektir. Bu önümüzdeki günlerde zikirle alakalı, faziletleriyle alakalı dersler devam ediyor ya. Bununla alakalı da inşallah hazırlıyorum şimdi. Allah izin verirse bununla da alakalı ayetlerle, hadislerle, imamların içtihatlarıyla kardeşlere anlatacağız. Yol adabı olarak kalacak. O yüzden bu kardeş böyle buradaki ney üfleyen, burada güdüm vuran kardeşlere çalgıcı sözü ağır bir söz. Bu kardeşler insanların heva ve heveslerini, nefsaniyetini, şeytaniyetini mi ayağa kaldırıyorlar? İmam-ı Gazali'nin bu normalde çalgı ile yapmak. Yani buradaki çalgıdan ne? Çalgıdan kastı ne? Çalgı denilince aklınıza şu gelecek.
şeytaniyetin ve nefsaniyetinin işini yapan insanlar. Allah muhafaza eylesin. Kaldı ki Gazali Hanefi de değildir. Düğünlerde def vurmanın ve düğünlerde kadınların kına eğlentisi yapması hadis-i şeriflerle sabittir, caizdir. Ya Ayşe filancanın nikahını kıydınız mı? Kıydık ya Resulallah. Def vurdunuz mu? Hayır ya Resulallah. Ensar defi severdi. Niçin vurmadınız ya Ayşe? Defsiz nikah, nikah değildir. Nereye koyacaksınız bu hadis-i şerifi? Birileri bunu kendine ölçü etmeyebilir. Der ki evet böyle bir hadis-i şerif var ama ben düğünümde def vurmak istemiyorum. Allah yolunu açık etsin kardeş. Ama İslam adab erkanına uygun kına gecesi yapana da seslenme. İslam adab erkanına uygun erkek düğünü yapana seslenme. İslam adab ve erkanına uygun bir bayram eğlentisi yapana seslenme. İslam adab ve erkana uygun kendi kavminin bir sevinç gününü kutlayan, o sevinç gününde eğlenen insanlara seslenme. Bunların hepsi de caiz. Allah bizi affetsin. Evimizde misafir kabul ettiğimizde kadınlarla erkekler ayrı oturmaya dikkat ediyoruz. Ancak başka birine misafirliğe gittiğimizde ev sahibine uyum sağlayıp beraber oturduğumuzda oluyor. Bu durumda tavsiyeniz ne olur? Sünnette, dinde yeri nasıl olmalı? Allah razı olsun. Şimdi bu konuda sonradan gelenler tedbir amaçlı haremlik, selamlık koymuşlar. Bu Allah alem Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin zamanında yok. O noktada böyle kesin, keskin bir şekilde ayrışma yok. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri eşleri yanındayken Hazreti Ömer Efendimiz gelebiliyor yanına. Hazreti Ebubekir Efendimiz gelebiliyor yanlarına. Hadisler bunu gösteriyor. Veya bir meşhur hadis-i şerif var ya, bir misafir geliyor, tanınmayan bir kimse. Bunu kim götürecek diyor. Sahabeden birisi götürüyor. Sahabeden o götüren kimsenin eşi anlatıyor bunu, kadın. Ben diyor çocukları uyuttum, yiyecek bir şeyimiz yoktu diyor. Lambayı da kıstım diyor, kararttım biraz. Bir kap yemeğimiz vardı diyor, bir bardak suyumuz vardı. Ben diyor sofrayı kurdum, hepimiz sofraya oturduk. Biz diyor eşimle yiyormuş gibi yaptık. Biz onunla içiyormuş gibi yaptık diyor. Misafiri diyor yedi içti. Ve diyor biz onu yatırdık, bizim fazla yatağımız da yoktu diyor. Kendi yatağımıza yatırdık. Ve diyor biz diyor yan tarafta sabaha kadar bekledik. Bunun meydana çıkmasının sebebi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Cebrail aleyhisselam geliyor, o aileye müjde veriyor. Bu sefer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri misafiri ve onları çağırıyor. Siz ne yaptınız akşam? Siz akşam ne yaptınız? Onlar da bunu anlatıyorlar. Böyle 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 yaptık diyor. Bu meseleyi hem o erkek sahabe anlatıyor, hem hanımı anlatıyor. Hem de bunu dinleyenler rivayet ediyorlar. Hem kadından rivayet var, hem de erkekten rivayet var. Her iki rivayet de aynı. Kelimeler farklı olsa da. Demek ki sahabe evine gelen tanımadığı bir yabancıyla oturup yemek yemişler. Bunu ben söylediğimde birisi böyle bir anlattıydım buna. Hemen ertesi gün mail döşemiş. Onlar sahabeydi. Şimdi sahabe mi var ki bunu söylüyorsunuz? Kardeş, hukuk çıkacaksa
hakkında Kur'an ve sünnetten bir bize işaret lazım. Bir delil lazım. Ben demiyorum ki hep beraber oturun. Böyle bir derdim yok benim. Bu tokalaşmayla alakalı, biatlaşmayla alakalı mesele gibi. Hani tokalaşma var mı yok mu kadın erkek arasında bir mesele var ya, haram diyenler var, haram demeyenler var. Haram diyenlerin dayandıkları bir tek hadis var. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin eline hiçbir kadın eli değmedi. Ha, mahrem olarak bir kadın eli değmedi. Hazreti Ayşe annemizin sözü. Hazreti Peygamber Efendimizin sözü değil. Ama değdiğine dair hadisler de var. En önemli Süfyan'ın hanımı Hint elini uzatıyor Hazreti Peygamber'e biatlaşmak için Mekke'nin fethinde. Bu el kadın eli midir, erkek eli midir diyor. O da diyor ki kadın elidir. Bu kadın eline benzemiyor ki diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hint gidiyor eline kına yakıp geliyor. Tekrar elini uzatıyor. İşte çocuklarınızı öldürmeyeceğinize diyor. Çocuk mu bıraktın ki bizde diyor. Tabi onun Hint olduğunu yan tarafta da Hazreti Ömer Efendimiz biatlaşmalıyor. Hazreti Ömer Efendimiz onu tanıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de tanıyor. O Süfyan'ın hanımı Hint. Tebessüm ediyor oradan. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir şey söylüyor. İşte bizde mal mı bıraktınız? Bizde çocuk mu bıraktınız? Hani gibisinden böyle tabiri caizse kinayesine sözler söylüyor. Madem Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri onun elini tutmayacaktı, neden elini uzattı? Madem tutmuyordu, neden elini uzattı? Ve Hazreti Peygamber Efendimiz bu kadın eli midir, erkek eli midir diye neden sordu? Bunun gibi Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri Medine'ye Münevvere'de kadınlar bir eve toplanıyorlar, biatlaşmak için haber gönderiyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri gidiyor. Pencereden elini uzatıyor biatlaşmak için. Kadınlar odanın evin içindeler. Pencereden elini uzatıyor. Niçin elini uzattı ki Hazreti Ömer Efendimiz? Siz gitseniz bir yere biatlaşmaya gittiğinizde normalde bir kimsenin pencereden içeri elinizi neden uzatırsınız? Ya birisi elinizi tutacaktır ya öpecektir ikisinden biri ya da siz oradan bir şey tutacaksınızdır. Bir şey kavrayacaksınızdır. Elin evinin içerisine bir insan pencereden elini uzatır mı? Bunun gibi. Siz tanımadığınız bir kimseye eşinizi çıkarmak zorunda değilsiniz. Değil, bunu kimse zorunlu kılamaz. İlla ki herkes bir yerde oturacak diye bir kaide koyamazsınız. Siz bir yere gittiniz. Gittiğiniz yere de kaide koymanız için ya hakim, ya amir, ya alim hükmünde olacaksınız. Kaide koymak için. Onlar kültürleri o örneğin hep beraber oturuyorlar. Sen hanımını tesettüre uygun bir şekilde oturtturabilirsin orada. Ya çok uygun bir yer değil. Selamünaleyküm der, çeker gidersin. Sıkıntı yok. İnsanın aklı idrakıyla mı alakalıdır? İnsan aklını geliştirebilir mi? Allah'ın verdiği kadarını mı kullanır? Allah'ın ne verdiğini bilmiyoruz ki. Ne kadar verdiğini de bilmiyoruz. Biz geliştirmekle mükellefiz. Bu noktada akıl toplar bütün bilgileri, idrak dediğimiz şey analiz eder. Hepsi de birbirinin içerisinde bağlantılıdır, ilintilidir. Gelişmeye de müsaittir. Dost kimdir? Allah'tır.
arkadaş kimdir? Kur'an'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleridir. Arabistan'daki imamların Vahhabi oldukları söylenir. Ümre olsun, aç olsun, bu zamanlarda vakit namazı kılarken imama uysak namazımız olur mu? El cevap olur. Tekrar iade etmemiz gerekir mi? Hayır. Normalde bu son döneme kadar, şimdi ne yapıyorlar bilmiyorum. Bunu özellikle ben sormuştum orada. Normalde Medine-i Münevvere'de ve Mekke-i Mükerreme'deki imamların hepsi de Maliki mezhebindendi önceden. Ama son dönem artık o Sudeysi'yi herhalde çıkarmıyorlarmış. Sudeysi'yi o haç zamanında hiç dinlemedik değil mi? Şimdi başladı efendim. O zaman yoktu, şu anda başladı gibi. Öyle mi? Eski şey... Haç zamanında yoktu, yasaklamışlar. O eski kral onu şeye ne o? Filistin'e dua etti diye onu atmışlardı oradan. Öyle bir söz duyduk. Doğru yanlış bilmiyoruz. Öyle miydi? Atmıştı değil mi ölen kral? İki sefer mi atmıştı kral onu? Evet. Atma sebebi de bu Filistin'le alakalı meseleden değil mi? Ben öyle duydum. Filistin'e dua ederken İsrail'e yardımcı olanlar da kahrolsun deyince Suud da yardımcı oluyor ya ona. Ne zor bir şey öyle değil mi? İnsanın kendi devletinin İsrail'e ya destek olması tezat. Tabi en son meselede bu Mısır meselesinde atmış değil mi tekrar? Tabi Mısır'da da İhvan'a darbe yapılınca gene bu dua edince orada yine sıkıntı oldu tabi. Enteresan tabi Mısır İhvan'ına darbe yapanların içerisinde Selefiler de var. Yani Mısır İhvan'ına darbe yapan Selefi Vahabi takımı. İşin bir de bu tarafı var. Yani Suriye'deki, Irak'taki IŞİD takımı şeyde Mısır'da da İhvan'a darbe yaptı. Aynı paralellikte onlar. Ve IŞİD'i destekleyen de şu anda Suudi Arabistan, Mısır, onlar destekliyorlar IŞİD'i. Tabi IŞİD de şimdi Irak'ta Şia'yı hedef alıyor kendine. Diğer Müslümanları da hedef. Herkes hedefinde onun. Onlar tekfir ediyorlar ya zaten. Bir kimse sakalını kesse kafirsin sen diyor. Tekfir onlar için çok basit bir şey. Bu çok büyük bir tehlike. Bu İbn-i Teymiye'den sonra, İbn-i Teymiye'nin kendisi değil. İbn-i Teymiye'den sonra. İbn-i Teymiye alim bir zat. Herkesin hatası, kusuru, eksiği, yanlışı olur. Moğol istilası zamanında Moğol istilasına karşı mücadele etmeyi söyleyen, bu noktada Moğol istilasına karşı duran bir yapıya sahip. Ama sonradan gelen Teymiyeciler tekfire çok alıştılar. Ve bunun buradan çıkmadır Vahabilik. Teymiyecilerin içerisinden çıkar Vahabi. Teymiye'yi biraz kendilerine ölçü alırlar. Ondan sonra ve Teymiye'nin içinden çıkmadır. Vahabiler o yüzden tekfir ederler. Bir kimsenin sakalı kısa olsa tekfir eder. Namazını normalde bir vakit kılmasa tekfir eder. Tekfir. İslam ümmetinin içerisinde en büyük problem şu anda tekfir. Adamın yüzüne çok basit bir şekilde La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bir kimse sen kafirsin demek. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bir kimsenin yüzüne sen münafıksın demek. Onun küfrüne fetva vermek. Tekfir etmek. Aynı hastalık ümmetin içerisinde yani ümmetin içerisinde sünni kesimin içerisinde de var. Sünniyim diyenler de tekfir hastalığına tutuldu. Adam bir hata yapıyor, tekfir ediyor onu. Bir yanlışlık yapıyor, hemen tekfir ediyor onu. Aynı şey hastalık farklı boyut kazanaraktan dergahların içerisinde, cemaatlerin içerisinde dolaşıyor.
cemaatlerin içerisinde, dergahların içerisinde nasıl dolaşıyor? Birisi bir hata yapıyor, bir kusur yapıyor, bir yanlışlık yapıyor. Bütün herkes onu tekfir ediyor. Tekfir edercesine reddediyor. Ondan ilgiyi, alakayı kesiyor, samimiyeti kesiyor, muhabbeti kesiyor, onu ötekileştiriyor. Bu büyük bir hastalık. Aynı şey ailelerin içerisine girdi. Kadın, kocası, Kur'an ve sünnet dairesinde hataları var. Kadın hemen karşı cepheye koyuyor adamı. Tekfircilik oraya kadar geldi. Çocuk hata yapıyor evde. Anne baba hemen çocuğu karşı cepheye koyuyor. Ötekileştiriyor. Tekfir. Dergahta da var. Bizde de var. Bir bayan zakir bir hata yapıyor. Hemen etrafından 3-4 tanesi tekfir edeceğim diye uğraşıyor ona. Oo! Erkekler de yapamıyorlar, biraz böyle tırsıyorlar hani böyle bir şey olacak diye. Kadınların işine çok karışmıyoruz ya biz. Onlar da daha rahat biraz böyle. Ya ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Sizin ablanız, sizin kardeşiniz, sizin arkadaşınız. Hata yaptısı yaptı. Hemen ötekileştiriyor onu. Hemen karşı cepheye koyuyor. Erkeklerde zakirlere karşı yok, birbirlerine karşı var. Erkeklerde zakirlere karşı yok. Erkeklerde de bizim kendi içimizde. Birbirlerine karşı. Vay ya, Erkan abi böyle yapmış ya. Tamam, bitti Erkan'ın işi. Lan adamın 20 yıllık dervişliği var ya. Sen nereye bitiriyorsun adamı? Vay be işte. Cevdet abi de böyle yapmış ya. Yok, bakma bundan sonra Cevdet'in yüzüne. Lan nereye bakıyorsun, bakmıyorsun sen? Arkadaşın değil mi? Kardeşin değil mi? Beraber zikrullah yapmıyorsunuz mu? Aynı yerdesiniz. Ne ötekileştiriyorsun? Ne ötekileştiriyorsun? Bakın, bir tekfir hastalığı insanları ne hale getiriyor? Bir kimse, adam namazı işte kasten terk etmiş ya. Hemen tekfir ediyor onu, kafir bu diyor. Ya kardeş, ne yapacaksın kafir olunca? Sen kazanacak mısın onu? Bu millet 200 yıldan beri dinini öğrenmemiş. 200 yıldan beri din cahili. Sen nesin, kendine baksana. Yok. Allah muhafaza eylesin. O yüzden bu Suudi Arabistan'da da Vahhabiler bu noktada tekfirciler. Biz şimdi her gün ömre yapıyoruz. Her gün ömre yaparken işte tıraş, yani kesilecek bir şey yok. Bazı günlerde 2 sefer ömre yapıyoruz. 3 sefer ömre yaptığımız günler oluyor. 4 sefer ömre yaptığımız günler oluyor. Şimdi Hanefi'ye göre böyle olduğunda diyor ki o kimse jileti başında dolaştırır. Kesilecek bir şey yok. Ben 1-2 gün böyle işte üstünü bıraktım, kenarları kesiyorum. Üstünü de ellemedim. Hani dedim sıcak mıcak bir sürü şey, ne o? Bir de kabuk atıyor boyuna. 2 gün ben jilet dolaştırmadım. Tabii 2 gün orası böyle büyüdü. Az bir şey. 2 günlük ya. Diğerleri tabii günde 2-3 sefer ömre yapıyoruz ya. Ben alıyorum şimdi buraları kesiyorum, üstü bırakıyorum. Hem güneşten korunayım hem böyle şey olsun diye. Gördü birisi beni. Hemen geldi. Hemen tebliğ ediyor bana. Bu tıraşın sünnette yok diye bana. Gülüyorum ben. Mahir de yanımda. Mahir anlatıyor şimdi böyle böyle. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz dedim. Nasihatinden dolayı. Ardından devam etti. Ben teşekkür ederiz nasihatından dolayı dedim. Dini bizden öğreneceksiniz dedi. Mahir dedim. Söyle şuna. Irgalatmasın çalıyı, söyletmesin deliği dedim.
Şimdi Mahir döndü ona. Ondan sonra işte Üstaz Mustafa dedi ona. Üstaz Mustafa dedi, diyor ki dedi, ırgılatmasın çalıyı, söyletmesin deli. Bu böyle şey, yani din bilgin o. Ondan sonra böyle işte söyleyecek oldu. Mahir söyle şuna dedim. Biz onlara dedim 500 yıl din öğrettik. O zaman çıldırdı zaten. Dedi ki Üstaz Mustafa diyor ki biz onlara 500 yıl din öğrettik. Şimdi onlar bize mi din öğretmeye kalktılar diyor dedi. Oo, coştu bu şimdi. Tabii bir şey, ben hiç istifimi bozmuyorum. Bu boyuna söylüyor Arapça tabii. Mahir dedim ben. Buyur dedi. Söyle ona dedim. Bu adam senin dilinden anlamıyor. Rabça anlıyor dedim ben. Bakın cahillik, hani kibirlilik var ya. Bu şimdi Mahir ona tekrar döndü. Dedi ki Üstaz Mustafa diyor ki ben senin dilinden anlamıyorum. Ben Rabça anlıyorum. Konuşacaksan Rabça konuşacakmışsın diyor dedi. Bu ne dedi biliyor musunuz mu? Rabça diye bir dil yok dedi. Mahir söyle şuna dedim ben. O önce dedim tecdid-i iman, tecdid-i nikah getirsin dedim. Bütün dillerin dedim sahibi Allah'tır. Ve dedim Allah bu dillerin üzerinde dile sahiptir. Ve Cenab-ı Hak dedim konuşması Rabçedir. Söyle ona dedim evliyse nikahı düştü. Ama tecdid-i iman gerekli dedim. O yüzden dedim din bilmez insanların din öğretmesi kadar da büyük cehalet yoktur dedim. Koptu ip zaten. Çekti gitti. Şimdi Araplarda böyle bir yani şimdikilerde bilhassa böyle Arap milliyetçisi olan böyle Arap milliyetçiliğini öne tutan yani bir insanın kavmini sevmesi hakkıdır. Hakkı. İnsani hakkı. Adam ben Kürdüm diyor. Âlâ. Önce kendi akrabasını, kendi kavmini sevmesi kadar fıtri bir şey yoktur. Âlâ. Sakın itiraz etmeyin. Adam diyor ki ben Çerkezim. Âlâ. Diyor ki ben Arabım. Âlâ. Diyor ki ben Farisiyim. Âlâ. Âlâ. Diyor ki ben Hinduyum. Âlâ. Hiç sıkıntı yok bunda. Diyor ki ben Türk'üm. Âlâ. Hiçbir problem yok. Biz insanları kavim kavim yarattık. Anlaşsınlar diye. Kavmi reddetmek cehalet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu 100 yıldan beri yapıyor bu cehaleti. 100 yıldan beri yapıyor. Adamın kavmini nerede diyorsun? Ana dilini nerede diyorsun? Ya bu şuna benziyor. Siz burada Türkçe konuşmayacaksınız. Olacak bir şey mi bu? Ben Doğu Beyaz'da askerlik yaptım. Dış postaydım ben. Devamlı her gün çarşıya çıkıyorum. Her gün. Bütün taburun ihtiyacını ben görüyordum. Subay, assubay hepsinin ihtiyacını ben görüyorum. Boyasından çivisine kadar taburada. Ekmeğinden, tost ekmeğinden tutun. Normal ekmeğinden tosta işte ne o çay ocağında orada kantinde satılacak malzemelere varıncaya kadar her gün. Assubaylarının işi var ben götürüyorum, iş ben yapıyorum işte teğmen, üst teğmen, yüzbaşı, albay ne işleri varsa çarşıda hepsini ben görüyorum. Bende bir tane Tugay komutanından bir kart var, ne saatim var ne dakikam var. Emrim bir tane şoför, bir tane araba var. Ben kendime bile görev çıkarıyorum. Ekmek bitti diyorum çıkıyorum çarşıya gece saat 12'de, 10'da, 9'da hiç önümde görev kağıdım var, benim görev kartım var. Kimse karışmıyor benim. Herkes de tanıyor beni. Subayı, assubayı hepsini de tanıyor. Bütün Tugay tanıyor. İzmirli çavuş, ya İzmir çavuş git.
Tabur komutanın bir de yemeği vardı. Ben o tabi daha eski meyhaneciyim ben. Eski restorancıyım. Hem içici hem satıcı. İstediğiniz gibi ne derseniz. Bir yemek düzenledim ben orada evinde. Bizim tabur komutanı 118 köşe. Mustafa oğlum diyor beni çağırmaya çağırdığı zaman. Öyle çağırıyor adam beni. Öyle bir sofra hazırlatıyorum ben ona. Oğlum nerede öğrendin bunları diyor bana. Oturuyoruz 12'ye, 1'e kadar, 2'ye kadar. Ben görmeyeyim, hadi sen ben görmeyeyim. Hani sen iç, ben görmeyeyim seni. Olur mu komutanım, sizin huzurunuzda içer miyim diyorum ben. Aferin. İçiyor mu halbuki? Ama huzurunda içmiyorum. Yalan değil. Mutfağa gidiyorum, bir şey hazırlatıyorum, atıyorum ben orada. Benimki orada açık. Kapanmıyor hiç. Şey değil, bir orkestra düzenliyorum. Bir gece düzenleniyor. Mustafa aşağı, Mustafa yukarı. Benden daha sevgili kimse yok da burada. Nerede Murtaza be? Benim dönemim Murtaza. Tabii o zaman o dönem ama o tankçı ama. Biz muhteşemiz o zaman. Hiç unutmuyorum. Resmi dairelere de gidip geliyorum. Bütün işleri ben yapıyorum. Nüfusa gittim. Nüfusta birisi gelmiş çocuğunu yazdıracak. Soruyor nüfus müdürü şimdi. Hanımının adı ne diyor? Güzeldir diyor adam. Kendi şivesiyle. Şimdi nüfustaki memur böyle hani böyle bir haince bakış ve haince böyle dudak altından süzüşle kafa yaparcasına böyle güzel mi diyor. Hanımın güzel mi diyor. Böyle söz bu. Adam diyor ki güzeldir efendim. Ha demek güzel ha diyor. Orada bitti, film koptu. Ben yakasını toparladım gibi. Sen adamın karısının güzelliğinden sana ne diye haydi askera dur yapma bir curcuna. Ben bunu müdürün odasına langır tak kattım adamı. Dedim ben bunu vuracağım şimdi. Müdür ayağa kalktı. Ne oluyor dedi. Dedim böyle 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 yapıyor. Gözümün önünde dayanamadım ben dedim. Kafam esti benim dedim. Müdür baktı böyle. Dedi ya Çavuş ne yapıyorsun sen dedi. Bu adam dedim terbiyesizlik yapıyor. O zaman Teoman Koman sonradan MİT müsteşar olan bizim o zaman Tugay komutanı. Ve ilk çatışmaların başladığı zaman o Tugay komutanı yapmış olduğu yanlışlıklardan ev bastırtıyor millete orada. Köy bastırtıyor. Türkiye buralardan geldi. Şimdi adam Kürdüm diyor. Bırak elleme. Onun ne o? Irkı, kavmi. Bunun gibi. Arap'ın da Arap'ım demesi, Çerkez'in Çerkez'im demesi hakkı. Ama kendine üstünlük peyda etmesi hakkı değil. Allah bizi affetsin. Kaç? 420 demiştiniz efendim. 420 mi dedim? Yanlış yerlere gitmişim o zaman ben. Normalde 470 efendim. 470 ama 420 mi dedim? Kafam yerinde değil o zaman. Tamam. İyi aferin. İkisini de yakaladın yani sen. Tamam. İnsanın etrafında zeki insanların olması kadar mutluluk verici bir şey yoktur. Ben nerede kaldığımı şimdi gördüm. Evet. Padişahla vezirin arasında gizlice haberler gelip gitmede. Padişah ona vaatlerde bulunmadaydı.
Vezir böyle insanların dinlerini ifsad etmek için uğraşıyor. Tezgah devam ediyor. Oyun devam ediyor. Ve padişahla ikisinin arasında da devamlı haberler gelip gidiyor. Birbirleriyle haberleşiyorlar. Birbirlerinin yaptıklarından haberleri var. Çünkü amaçları Hristiyanlığı alaşağı etmek. Hristiyanları alaşağı etmek. Dini ifsad etmek. Amaçları bu. Sonunda isteğinin ele geçmesi, Hristiyanların toprağını yele vermesi için, yani normalde bu istek yere gelecek ve Hristiyanlara yele vermek, hani böyle ağırlığı olmayan bir şeyi rüzgarda savutturursunuz, o uçurur götürür onu. Buğdayı samandan ayırmak gibi. Buğdayı samandan ayıracak olanlar, buğdayı normalde yele verirler, buğday yere düşer, saman uçar gider. Bunun gibi. Ona, "Ah benim devletli vezirim, vakit geldi çattı. Gönlümden bu dert çıksın gitsin artık" diye mektup yazdı, gönderdi. O padişah vezire mektup yazdı. Dedi ki, "Artık şu gönlümdeki derdi, sıkıntıyı bitir. Şu Hristiyanları bir yele verelim. Şu dindarlara bir yele verelim. Şu dindarları bir alaşağı edelim. Şu Kur'an ve sünnet dairesinde, din dairesinde duranların bir altını üstünü getirelim." O da, "Padişahım, o işin üstündeyim. İsa dinine fitneler salacağım" diye cevap verdi. O da dedi ki, "A padişahım, ben o işle ilgileniyorum. Ben dinin içerisinde fitne çıkaracağım. Dindarları fitneye boğacağım. Fitneye boğacağım. Dinde fitne çıkaracağım." Hadis-i şerif, fitne uykudadır. Fitne uykudadır. Onu uyandırmamak gerek. Bir toplulukta fitne çıkarmak, bir cemaatte fitne çıkarmak, bir memlekette fitne çıkarmak, ümmetin içerisinde fitne çıkarmak, Allah muhafaza eylesin. Fitne ne? Eğer işe İslam dairesinden bakarsak, Kur'an ve sünnetin dışındaki her şey fitne. Din fitnesi. Memleket fitnesi ne? Bir memleketin hayrına, bir memleketin iyiliğine, güzelliğine, doğruluğuna, gelişmesine faydalı olacak bir şeye karşı çıkıyorsan, memlekete fitne çıkarıyorsun. Fitne. Bir şeyin hayrına olmayan şey. Hayırmış gibi görünüp şer çıkarmak. Allah muhafaza eylesin. O hüküm, o hükümet devrinde İsa'ya uyanlara buyruk yürüten 12 bey vardı. İsa'nın tabilerinin içerisinde 12 tane bey var. 12 tane kavim düşünün. 12 kavmin başında 12 bey var. Bakın, bu 12 İsevilikte 12 tarikat vardır. Musevilikte 14 tarikat vardır. Hani bazıları da Hazreti Muhammedilikte, yani bugünkü İslam'da tarikatları sıralamaya kalkarlar ya, 12 tarikat, 14 tarikat diye. Tehlikelidir. Neden? Bunda İsevilik, Musevilik kokusu vardır. Öyle 12 hak tarikat var deme. 14 hak tarikat var deme. Ya 4 hak mezhep var deme. 4 mezhebin tabileri fazla. 30'un üstünde mezhep var. Ve 30'un üzerine mezhep de Sünni olarak adlandırılan mezhepler. Bizde şimdi böyle bir kısır bir bilgi var. 4 mezhep hak. Neden? Geri kalanlar, bunu normalde şey olarak söylüyorum, Sünni mezheplerin içerisinde tabisi olmayan mezhepler var. Onlara hak değil diyebilir misin? Diyemezsin. Millet kendisini öyle adlandırmış. Ona bakacak olursanız
İmam Muhammed de bir mezhep imamıdır. İmam Yusuf da bir mezhep imamıdır. Ama onlar İmam-ı Azam Hazretlerinin çizgisinde kaldıklarından dolayı mezhep imamı gibi algılanmazlar. İmam Malik'te ne farkları var? İmam Malik'in de hocası İmam-ı Azam Hazretleridir. İmam Malik de İmam Yusuf ders arkadaşıdır. İmam Malik İmam-ı Azam'da da okur. İmam Yusuf da İmam-ı Azam'da okur. İmam Muhammed hem İmam-ı Azam'da hem İmam Malik'te hem İmam Yusuf'ta okur. O yüzden böyle mezhepsel açısından da bir kategori yapmak. Ya dört mezhep hak. Bu biraz böyle işi kısırlaştırıyor. Deme. Deme. Sen Kur'an, sünnet ve bir mezhep imamının peşinden git. Eyvallah. 12 tarikat hak. Ya deme. Deme. Biz şimdi normalde örneğin Ahmet Yesevi'nin 12 hak tarikatı içerisinde Yesevilik yok. Sıralamada. Birisi öyle sıralıyor bana. Dedim Ahmet Yesevi'yi nereye koyuyor? Bu durdu. Onu dedim hak tarikat olarak görmüyor musun? Ya Yesevilik her ne kadar var ise de bak şimdi. Dedim ya yapma cahillik. İsim koyma boş ver. Sen ne hangi yolu takip ediyorsun? Rıfaisin. Biz Rıfaiz de. Veya sorarlar ya şimdi bazen soruyorlar. Siz hangi tarikattansınız? Bize söylüyorlar. Hatta arkadaşlar diyorlar ki biz hangi tarikattanız? Hazreti Mevlana bağı çöz diyor ya. Bağ. Hangi tarikattan olsan ne olacak? Kadiriyiz desen ne olacak? Rufaiyiz desen ne olacak? Sen öyle olmadıktan sonra Allah bizi affetsin. Bunun gibi. İşte 12 tane bey vardı. Her bölük bir beyin buyruğuna uymuş. Ondan ümitlere düşerek o beye kul olmuştu. O 12 beyle onlara uyanlar o kötü vezire bağlanmışlardı. Hepsi de onun sözüne inanmadaydı. Hepsi de onun gidişatına uymadaydı. O öl dese hangi solukta hangi saatte derse her bey hemen karşısında can verirdi. Bu öylesine bir bağlılık ki Kur'an ve sünnet dairesinde bunu ele almak mümkün değil. Evet, sizden olan emir sahiplerine itaat ediniz. Ama hadis-i şerifte bir komutan ateş toplatıyor, yaktırıyor, atın kendiniz diyor, atmıyor sahabe. Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki, atsaydınız kendinizi ebediyen ateşte kalacaktınız. Tabi olma, Kur'an sünnet dairesindedir. Tabi olma. Tekrar söylüyorum. Tabi olma. İtaat etme Kur'an ve sünnet dairesindedir. Siyasete, komutana, şeyhe, zakire, çavuşa, kim olursa olsun, kadının kocasına, erkeğin babasına itaati, çocuğun annesine, babasına itaati Kur'an ve sünnet dairesindedir. Kur'an sünnet dairesinde. Bakın imamların içtihadını koymuyorum. Niçin? Bu noktada bir kimsenin şeyhi içtihad edebilir Kur'an ve sünnet dairesinde. Bir kimsenin babası evin içerisinde içtihad edebilir Kur'an ve sünnet dairesinde. Evi ilgilendiren bir mesele. Bir siyasetçi, devlet başkanı Kur'an ve sünnet dairesinde içtihad edebilir devletini ve milletini ilgilendiren bir konuda. Bir askeriye komutan içtihad edebilir Kur'an ve sünnet dairesinde. Onun bölüğünü, onun takımını, onun askerini, onun ordusunu ilgilendiren bir meselede içtihad edebilir.
Biz bu yolları kapattığımızdan dolayı geri kaldık. Biz bu yolları kapattığımızdan dolayı bir türlü İslam ümmeti gerekli olan sıçramayı sağlayamadı. Hakikati arama, hakikati bulma, hakikate doğru koşma noktasında bir kimse isabet ettirmese içtihadında bir sevap alır. İsabet ettirirse 10 sevap alır. Biz şimdi hala da kız çocuklarımızı üniversitelere gönderirken Hanefi'ye göre 80 kilometre ileri gitmesi caiz değildir. Burada takıldık kaldık. Burada takıldık kaldık. Biz hala da oturup bazı meselelerin içerisinden çıkamıyoruz. İçtihat edebilecek, içtihat hükmünü koyabilecek şeyhler, alimler, Diyanet'in müftüleri, İlahiyat Fakültesi'nin profesörleri çıkıp içtihat edemediklerinden dolayı. Bir, ikincisi dini ifsad etme şüphesi üzerlerinde bulunduğundan dolayı. Biz içtihat edene de şimdi böyle bakıyoruz önce. Neden? Çünkü dinimizi ifsad etmeye çalışan gruplar var. Dinimizi ifsad etmeye çalışan alim, ulema gibi görünen takım var. Sünnetleri reddeden, hadisleri inkar eden bir güruh var Türkiye'de. Böyle olunca onların vermiş olduğu fetvalara da biz şüpheyle bakıyoruz. Onların yapmış oldukları içtihatlara şüpheyle bakıyoruz. Diyanet bir fetva yayınlıyor. Ne? Organ nakli caizdir. Ben soruyorum. Hüküm şu. Aklen ve hukuken. Yok, nasıldı? Hukuken ve bir şeydi daha. Öldüğüne inanılırsa. Tıbben ve hukuken ölmesi. Tıbben ve hukuken öldü. Tıbben ve hukuken. Onun organlarını siz yağmalayabilirsiniz. Kim verecek bunun hükmünü? Soruyorum. Bunun hükmünü kim verecek? Açtım telefon. Diyanet'in telefonlarına cevap veren fetva makamı var. Bursa'da. Telefon açtım. Selam aleyküm, aleyküm selam. Dedim bu cuma vaazında böyle böyle dediniz. Vaaz şeyde cuma hutbesinde. Tıp ben dedim. Öldüğüne kim hükmedecek? Hukuken bunun öyle olduğuna kim hükmedecek? Ölüm ne demek? Nefes alıp vermiyor artık. Ölü bu. Nefes alıp veriyor ama makine daha mı orada mı burada? Nefes alıp veriyor mu? Veriyor. Sen göz göre göre nasıl öldüreceksin onu? Nasıl fişini çekeceksin onu? Bu kararı kim verecek? Hastanın fişini çekme kararını kim verecek hocam dedim. İşte tıbben bu böyle söyleniyor da profesörler öldü diyorlar da. Ya 25 yıl sonra Avustralya'da adam normalde komadan çıktı. 25 yıl sonra. 25 yıl makineye bağlı yatmış. Ben bunu böyle söylerken bir arkadaş gazete küpürü gönderdi. Sizin dediğinizin delili çıktı efendim. Ne oldu dedim ben? Dedi ki Avustralya'da bir hasta 25 yıl komada kalmış. Sadece makineye bağlı. 25 yıl sonra gözünü açmış. Sen yaşatmakla mükellefsin, öldürmekle değil. Nasıl şüpheyle bakmayalım şimdi? Bakıyoruz kendi kendimize. Şüpheyle bakıyoruz. Bir mesele oluyor, gönderiyorum Diyanet'e. Diyorum gidin bir Diyanet'e sorun. Mesele bazen anlatıyorum ya. İşin içinden çıkılacak bir mesele değil çünkü. Kadın kocasını terk etmiş. Gitmiş X bir ile. Orada 15 gün başka bir erkekle ilişkiye girmiş. Karı koca hayatı yaşamış. Onu da bırakmış. Oradan X bir ile gitmiş. Başka bir ilde. Facebook'ta tanıştı bir adama. Oradan oraya gitmiş. Orada da bir bilmem kaç ay orada durmuş. Geri dönmüş. Bilmem kaç tane çocuk var. Nikahları olur mu?
Diyanete sor. Diyanete sordular. Karı koca gittiler, sordular. Tekrar dükkana geldiler karı koca. Diyanet demiş ki resmi olarak kimle evlisin? Bununla. Onunla nikahın duruyor daha demiş. Yürü git bak işine. Adama baktım. Ne düşünüyorsun dedim. Bu nikah olmaz dedi. Kadına baktım. Ne düşünüyorsun dedim. Olmaz dedi. Diyanet olur demiş dedim. Diyanet olur. Şimdi nasıl biz ona şüpheyle bakmayalım verdiği fetvaya? Kadın 10 tane adam dolaşacak gelecek. Resmi kimle evlensin filancalar. Nikahın devam ediyor senin diyecek. Böyle bir şey var mı? Şüpheyle bakıyoruz bu sefer. Dedim olmaz. Gidin hemen dedim boşanın. Hemen boşanın dedim. Adama dedim çocukları da al. Bu kadında çocuk da bırakılmaz dedim. Dinen bu ölü hükmünde zaten dedim. Dinen bu ölü hükmünde. Neden ölü hükmünde? Evli bir kadının gidip zina etmesi dinen ölüm cezası. Erkek için de aynı. Erkek evliyse, gidip zina ettiyse dinen ölü hükmünde. Ölüm. Erkek bunu bir de açıkça söylüyorsa, itiraf ediyorsa, adam itiraf ediyor. Zina etmiş. Zina ettiği anda ölü hükmünde adam. Bir adam öldürülürse, ölürse otomatikman nikahı da düşüyor. Hadi gel işin içinden çık. Bir kadın zina etti, evli bir kadın. Dinen ölüm hükmü, ölü hükmünde. Nasıl çıkacaksın işin içinden? İtiraf ediyor bir de. Kadının birisi de yazmış bana şeyde ne o? Mailde. Destan gibi. Ben eşimin beni aldattığını anlayınca ben de gittim eşimi aldattım. Ona da söyledim. Aramızda kavgalar çıktı. Ondan sonra anlaştık. O beni aldattı, ben onu aldattım. Bizim nikahımız ne oldu? Neler yaşıyoruz? Hadi cevap ver. Ben atıyorum tacı şeye, Diyanete. Diyorum Diyanete sorun. Bağlı bulunduğunuz Diyanete. Onların fetva masaları var. Fetva masalarından fetvayı alın. Ondan sonra bana diyorum tekrar bildirir misiniz? Bir zahmet. Soruyorlar Diyanet'in fetvası aynı. Resmi olarak evliliğiniz devam ediyor mu? Evet. Nikahınız da devam ediyor. Tövbe edin Allah affetsin. Dedim nerede oturuyorsunuz siz? Filanca yerde. Oraya telefon açtım. Hocam dedim siz mi veriyorsunuz fetvaları? Evet ben bakıyorum bilemediğim yerleri Müftü Bey'e danışıyorum filan fiçman. Aa iyi hala dedim ya. Dedim bir bayan sizi aradı mı böyle böyle bu konuda? Sordu dedi. Siz dedim böyle mi cevap verdiniz? Evet dedi. Kaynak ne dedim. Kaynak ne? Neye binaen bu fetvayı verdiniz? Siz dedi alim misiniz? Hayır dedim. Sizin bu meseleden haberiniz ne dedi? Bana sordular da dedim önce ben Diyanete sorun deyin dedim ben. Siz böyle bir cevap vermişsiniz. İnanamadım o yüzden aradım dedim. Biz dedi ben onu bunu dedi Müftü Bey'e sordum. Müftü Bey de bana böyle dedi dedi. Dedim Müftü Bey'e sorar mısınız kaynak ne? Hangi ayet ve hadiste bunu fetvayı verdiniz? Nereden hüküm çıkardın? Bir ya, ben
Dedim ciddi olarak soruyorum bunu. Kendime delil etmek istiyorum dedim. Hangi ayetten, hadisten, hangi olaydan bunu çıkardınız? Bu fetvayı verdiniz. Nasıl şimdi vermiş oldukları iştahada da biz güveneceğiz? Güvenemiyoruz. Allah bizi affetsin. Sıkıntı var burada. Sıkıntı büyük. Sıkıntı bu noktada Türkiye'de gerçekten büyük. Allah muhafaza eylesin. O yüzden ölçü Kur'an sünnet. Bir erkek kendi evini ilgilendiren bir meselede iştihad edebilir. Eğer o kapasitese dese ve diyebilir. Benim evimin dirliği, birliği, beraberliği için şu ayetten, şu hadisten hareket ederekten böyle davranılmasını istiyorum. Hakkıdır. Bir komutan iştihad edebilir ayet ve hadisler ışığı içerisinde. Hakkıdır. Bir devlet başkanı iştihad edebilir. Hakkıdır. Bir şeyh, bir üstad Kur'an ve sünnet dairesinde iştihad edebilir. Hakkıdır. Ama bunu ne yapacak? Kur'an ve sünnete dayandıraraktan bunu söyleyecek. Bunu dayandıraraktan söylerse hakkıdır. Ama öbür türlü itaatler bu noktada, öbür türlü biatlar Kur'an ve sünnetin dışındaki hareketleri de içine alıyorsa orası bataklıktır. Bir de vardır ya bir takım sufiler için, bir takım cemaatler için. Onun yaptığında hikmet vardır ya. Kardeş, Kur'an ve sünnetin dışında hikmet arama. Kur'an ve sünnetin dışında sen marifetullah arama. Kur'an ve sünnetin dışında kendine bir yol arama. Kur'an ve sünnetin dışında kendine bir hakikat arama. Allah muhafaza eylesin. İşte bunlar da o kimseler öl dese ölecekler. Bir takım sufilerin içerisinde de vardır ya, bize şeyhimiz öl dese ölürüz. Hiçbir şeyhi duymadım bugüne kadar müridine öl desin. Ben hiç duymadım. Bir mürşidin yap dediğini yapmayan nasıl öl dediğinde ölecek ya? Bunların hepsi de edebiyat. Böyle olanlar var mıdır? El cevap vardır. Sakın ha, bizim yolumuz ondan değil. Benim Kur'an ve sünnet dairesinde bir dairesinin dışında söylediğim bir şeye arkadaşların itaat etmesini istemiyorum. Hatta beni uyarsınlar, bana nasihat etsinler, desinler ki bu Kur'an ve sünnetin içerisinde yok. Bu Kur'an ve sünnete aykırı bir durum. Hakkınızı helal edin ama bundan bir geri dönseniz, geri dönelim. Allah muhafaza eylesin. Herkes ölüp gidecek, hesap verecek. Hepimiz hesaba çekileceğiz. Cenab-ı Hak cümlemizi korusun inşallah. Hafta içerisinde geçen haftanın sohbetiyle alakalı onu da aklıma geldi, onu da söyleyivereyim. Darül Harp'te faizle alakalı bir kardeş soru sordu. Bununla alakalı eser getirecektim buraya. Eserden okuyuverecektim ona. Ama velakin sonradan, yani burada şimdi az önce aklıma geldi. Öyle niyetlenmiştim ama nasip değilmiş. Unutmazsam önümüzdeki haftaya Darül Harp'te faizle alakalı eser getireceğim buraya. Eserden okuyacağım size. Çünkü bir yerde İslam hukuku yok ise orası Darül Harp'tir. Darül Harp'te müminin malının, canının, namusunun, dininin bu noktada korunmasıyla alakalı emniyet olmadığı gibi gayrimüslim ve kafirlerin de emniyeti yoktur. Darül Harp, bir devlet ticaret hukuku noktasında bunu dediyse ki bu para hükmünde
bunu bir gün sonra para hükmünden çıkarıyorsa senin o devlette mal emniyetin yoktur. Darülaftır. Anladınız mı? Bir ülkede İslam hukuku yok ise orada senin can emniyetin yoktur, namus emniyetin yoktur, din emniyetin yoktur. Bakın namus emniyeti var mı? Kadın dört tane adam dolaşıyor, geliyor. Diyanet diyor ki aynı adamla evliliğini devam ettireceksin. Senin kocan o. Senin karın o. Namus emniyeti kaldı mı? Kalmadı. Kalmadı bakın. Bir kimse haksız yere bir kimseyi öldürüyor. Şimdi herkes bağırışıyor değil mi? Kadınlar götürmüşler cenazeyi, bir kızcağızı katletmişler. Haince ve hunharca. Evet. En fazla kaç yıl yatacak? 10 yıl yatacak. 10 yıl sonra çıkacak. 10 yıl sonra çıkacak o kimse. Can emniyeti kaldı mı? Kalmadı. Sen onu öldürenin bir as bak. Bir idam et onu. Bak nasıl hizaya gelecek herkes. Adam gitti Şırnak'ta. Sivil dolaşan Aslı Bey'in ensesine sıktı gitti. Yakaladın. As onu bir. Bu adam asker. Vatan için orada. Bu adam polis. Emniyet için orada. Bu adam öğretmen. Eğitim için orada. Bu adam tekçi. Memleket için orada. Hangi olursa olsun. İsterse sivil halk olsun. Adamı hiç acımasız da damgadak öldürüyor. Bir as bakalım sen onu. Nasıl can emniyeti gelecek? Bir as. Adam uyuşturucu imalatçısı. İmal ediyor, satıyor. Sen as bakalım imal edeni yakaladın. Adam basıyor. Fabrika gibi. Televizyonda görüyoruz. Adam 500 bin metre, 2000 metre kareye fabrika gibi. Ne? Uyuşturucu adam üretiyor orada. Ulan millet tekstil fabrikası açar. Millet ne bileyim işte makine sanayi yapar. Bilmem ne yapar. Adam uyuşturucu sanayine girmiş. Bir as ya onu, as. İdamın geri gelmesi lazım. Bu memlekette idamın geri gelmesi lazım. Amerika'da idam var. Antidemokratik değil. Hiç kimse Amerika demokrasinin ondan sonra olmadığı bir yer demiyor. Biz idamı kaldırdık, bir şey yaptık. Kimin için kaldırdık? APO için kaldırdık. Neden o sözü aldılar bizden? Dediler ki asmayacağınızı, sözlerin bizde size, APO'yu verelim. Ecevit bile dedi, neden bize verdiler bilemedim dedi. Elinde patladı top. Mayın elinde patladı adamın. Türkiye'nin elinde patladı. Biz şimdi nasıl halledeceğiz işi? Halledemiyoruz. Can emniyeti yok, mal emniyeti yok, namus emniyeti yok, din emniyeti yok. Yok. Hukuk yok. Birileri de hala daha diyor ki Türkiye Darül İslam'dır. Türkiye Darül İslam diyen Cumhuriyet Savcısının önünde solunu alır. Neden? Demokratik, laik, hukuk devletini teokratik sisteme dönüştürmekten. Dikkat edin. Türkiye'de İslam hukuku yok. Hazreti Mekhul radıyallahu anh hazretlerinin hadis-i şerif var. Haberi vahid bu. İmam-ı Azam bunu baz olarak almış. O yüzden diyor ki İmam-ı Azam hazretleri, bir yerde İslam hukuku yok ise
Müslümanlarla harbilerin arasında faiz yoktur diyor. Buna ölçü getiriyor. Bu İbn Abidin'de vardır. Fetavai Hindiye'de vardır. İbn Abidin'de var. Fetavai Hindiye'de var. Mebsut'ta var. El İhtiyar'da var. Dürer Gürer'de var. Elinde eser olanlar açıp bakabilirler. İki ciltlik emanet ehliyet var. Onda var. Açın bakın isterseniz. Hakkınızı helal edin. El-Fatiha. Mesela. Amin.